Evet Sayın Başkanım, nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Siz de iyi görünüyorsunuz. Efendim, Muğla'da yaşamak bir ayrıcalık. Sahillerinde apayrı bir ayrıcalık denizciler için. Muğla'da olmak mutluluk için yeterli benim açımdan. Ama işin kötü tarafı şu ki, kötü mü iyi mi bilmiyorum. Bu pandemi sürecinde herkes bu tarafa kaydı. Şimdi yine büyük şehirlere, diğer taraftaki İstanbul, Ankara yasaklar geliyor. Sanırım bayağı insan burada yazlıkları olan, kışın boşaltan Muğla'nın ilçelerindeki hep burada kalmaya karar verecekler. Size bir pandemi göçü yaklaşıyor gibi hissediyorum. Yani güvenli bir liman gibi görünüyor burası. Geçen yıl öyle geçti çünkü. Ama nüfus da azdı tabii. Onun da avantajı vardı belki. Gerçi Muğla'nın nüfusu az değil ama hani en azından ilçeler, tatil kasabalarını kastediyorum. Eğer bu kalıcı olarak bütün bu yazlıkçılar Muğla'ya yerleşirse, başta altyapı sizi büyük bir sorun bekliyor bence. Bir anda İstanbul Büyükşehir ya da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan daha fazla nüfusa sahip bir belediye başkanı olarak Evet. pandemi terfisi alabilirsiniz. Buna karşı, Evet. bu kalıcı bir nüfus artışına karşı ne önleminiz var? Önce bunu sorayım. Çünkü pandemi hortladı. Şimdi tabii pandemi her şeyde olduğu gibi pandemi öncesi, pandemi sonrası her kurum, kuruluş, sistem, eğitim, her şey pandemi sonrasına göre kimisi geçici ama çoğusu kalıcı olmak üzere belli bir değişiklik yapacak. Şu anda gördüğümüz, görmediğimiz çok konularda değişiklikler olacak. Muğla özelinde baktığımızda Muğla zaten yazlık nüfusu kışlık nüfusunun en az 2-3 misli nüfusa sahip. İkinci konutlarla ve özellikle de turizm tesisleriyle biz nüfusumuzu turizm alanlarındaki gelip geçici olan nüfusa göre baktığımızda ki peyderpey birisi gidiyor, birisi geliyor. 4-5 milyon nüfusumuz oluyor. Bizim kendi nüfusumuz şu anda 983 bin civarında. Ama yani 1 milyon diyelim. Ama biz onun 4-5 katı kadar nüfus barındırıyoruz yaz aylarında. Ben altyapıyı zaten şu anda planlarken ve yaparken bu nüfusa göre yani yazlık nüfusuma göre planlıyorum. Sadece yeraltı suyuyla bunun olması mümkün değil. Ve şu anda biz 5 milyon nüfusa göre bütün altyapıyı planlıyoruz ve ona göre yatırım yapıyoruz. Kanalizasyon da öyle. Yani 1 milyonluk nüfusa göre kanalizasyon değil. Ama özellikle turizm alanlarında o beldenin maksimum yazlık nüfusuna göre planlamamızı ona göre yapıyoruz. Dolayısıyla yatırım maliyetlerimiz de oldukça yükseliyor. Bu geçici gelenlerin, burada kalanların ve sizin de öngördüğünüz gibi Covid göçü diye çok güzel ifade ettiğiniz göçün kalıcı olarak çoğu belli yaşın üstünde ikinci konut sahibi olanlar ben İstanbul'a gitmeyeceğim, ben Ankara'ya gitmeyeceğim, burada geçireceğim diyor. Ama nüfusunu bize kaydettirmiyor. Yani bu önemli bir olay. Çünkü biz paylarımızı nüfusumuza göre, ilçelerimiz ve büyükşehir olarak nüfusumuza göre de planlıyoruz ve ona göre alıyoruz. Ama burada ikamet ediyor, fakat her türlü ihtiyacını bizden talep ediyor, fakat bize herhangi bir katkısı olamıyor çünkü nüfus olarak bize kayıtlı değil. Ben geldim vallahi. Benim suçum yok. Ben nüfusu getirdim size. Teslim ettim. Evet, ben sizinle ilgili zaten öyle bir imada bulunmak için söylemiyorum. Biliyorum siz artık Muğlalı oldunuz. Evet, olduk valla. Benim temennim, ricam eğer burada kalmaya karar verdilerse lütfen Muğla nüfusuna da kaydolsunlar. Hem bizim gerçek nüfusumuz ortaya çıkar hem de İller Bankası payı olarak gerek ilçelerimiz gerekse belediyelerimiz Büyükşehir Belediye'miz payını alır. Şimdi
10 yıllardır büyük sorun olan üstünün herkesi, altının ise bizi yaktığı bir bodrum var. Yani altyapı gerçekten çok büyük bir zafiyete sahip Bodrum'da. Evet, hakikaten o yağmur yağdı mı onu soracaktım şimdi. Kanalizasyon sorunları, yollar taşıyor, sular taşıyor. Ya bir de hatta şöyle bir şey var. Ben mesela Bodrum'un içinde navigasyonda kayboluyorum. Yani Maps'lerde hep ana yollara yönlendiriyor. Yani bir navigasyonu bile yok. Öyle karmaşık vaktinde bir şehir planlaması oluşmuş ki o ya. Dar sokaklar navigasyonda da görünmüyor. Seni sürekli yollarda dolaştırıyor. Yani Bodrum'u iyi bilmiyorsanız Bodrum'un içinde navigasyonda da kayboluyorsunuz. Bir de Allah korusun dediğiniz gibi yağmur sularında da sorun çıkıyor. Ama sizin Bodrum'da geçmişte de biliyorum. Şimdi onun vakti değil ama siyasi de bir sorununuz vardı. O sorununu çözdünüz. O iyi oldu. Daha iyi müdahale etmeye başladınız. Daha canla başla birincil olarak da öne aldınız. İşte bu çerçevede artık herkes bekliyor ki Osman Bey bu su kanalizasyon işlerini çözsün. Ani bastıran yağmurlarda da bir şey olmasın. Çünkü hakikaten Bodrum metropol oldu. Şehir olacak neredeyse. Gerçekten öyle. Yani statüsüyle fiiliyatı arasında önemli fark var. Ama biz ilk olarak en büyük sorunun olduğu yerde kanalizasyonla ilgili Turgut Reis'te 160 milyon liralık yatırımla 160 kilometre bir kanalizasyon inşaatına başladık. Ayrıca ona bağlı olarak yeni protokolünü imzalayacağız. İhalesini bitirdik. Arıtma tesisinin, o da 100-120 milyon civarında, arıtma tesisinin de imalatına başlayacağız. Ve o bölgede büyük bir yatırım yapılacak ve sorunlar tümüyle o bölgede çözülmüş olacak. Diğerleri? Diğer taraftaki mesela Torba'dan İçmeler mevkiine kadar bir isale hattı çekmek suretiyle İçmeler tesisinin şu andaki kapasitesinin iki misline çıkarılarak hem Torba hem de o hat üzerindeki çiftlik ve diğer yerleşim birimlerinin de kanalizasyona bağlanması temin edilecek ve arıtma da üst arıtma şeklinde olacak. Bizim arıtma tesislerimizin projelerinde arıtma suyu gri su olarak yeşil alanlarda kullanılır vaziyette. Muğla merkezde yaptığımızda öyle bütün yeşil alanları %90'a yakınını gri suyla yapıyoruz. Hatta onların tarımda da kullanılacak kadar nitelikli bir arıtması var. Bodrum'da da aynı şeyleri yapacağız. Tabii bazı yerlerde önemli sorunlar var ve başka katkılara ihtiyaç var. Biz bunları Dünya Bankası'ndan almış olduğumuz 83,5 milyon euroluk kredi ile yapıyoruz. Bu kredinin en önemli ayağı Bodrum. Ama aynı zamanda Fethiye'de, Ören'de ve diğer yerlerde de Marmaris'te de bu yatırımlarla ilgili aldığımız krediyi buralarda kullanıyoruz. Ama içme suyu dediğiniz zaman Bodrum'un içme suyu gerçekten 6 yıldır uğraştığımız fakat bir türlü çözüme ulaşmayan bir hadise. Çünkü Devlet Su İşleri'nin yapmış olduğu içme suyu isale hatları tümüyle defolu ve biz göreve geldiğimizden beri, yani 2014'ten beri şu ana kadar 1780 küsur patlak oldu. Uf. Yani biz açıyoruz, tamir ediyoruz, ondan sonra onun üstünü kapamak durumundayız. 1783 civarındaydı. Her gün yenisi olduğu için şu anda nereye geldi tam olarak bilmiyorum. Biz Devlet Su İşleri'ne bunu izah ettik ama bir türlü şimdiye kadar, hatta Cumhurbaşkanlığı makamında 30 büyükşehirin toplantısında da bizzat Cumhurbaşkanı'na da ifade ettik. Ama henüz daha bununla ilgili bir çözüm gelmedi. Ayrıca yağmur suyuyla ilgili sel kapanları kurulması gerekiyor. Bu da Orman Bakanlığı'na ait. Bunlarla ilgili 5 yerde kurulması gereken sel kapanlarının henüz daha imalatı yapılmadı. Çünkü eğer siz o kapanı kurmazsanız aşağıya tümüyle geliyor, bütün teresümatıyla geliyor
ve onu durdurmanız mümkün değil. Bunlarla ilgili devlet su işlerinin muhakkak surette bunlara en çabuk bir şekilde müdahale edip ihallerini yapıp imalatlarını yapmaları lazım. Suyum zaten az Bodrum'da ama ben patlayan borulardan su israfı yapıyorum büyük ölçüde. Yani şu anda 30 milyona yakın tamirat ve kayıp sudan dolayı kaybım var. Bu konuda ben Bodrum kamuoyunu her vesileyle bilgilendirmeye çalışıyorum. Eskiye göre daha çok gerçekten bilgi ulaştı halkımıza. Ama hep beraber usulüne uygun olarak usuletle ve suhuletle derdimizi gerçekten duyurmamız gerekiyor. Bir an önce bunların yapılması lazım. Yani Devlet Su İşleri, Orman Bakanlığı, o ilgili kısımlarda bir an önce devreye girmesini beklemek zorundasınız. Onları bypass ederek bir şey yapmaya hem ekonomik gücünüz hem de yasal gücünüz yok galiba belediye. Hayır, mümkün değil. Çünkü onlar bize devretmek istiyor hakları. Biz defolu için, olduğu için almıyoruz. Düzeltin. Oraları değiştirin. Ondan sonra üstümüze alalım diyoruz. Zaten onun borcunu biz ödeyeceğiz. Ama ben bozuk olan bir defolu malı nasıl üstüme alır da onun borcunu öderim? Onun için de yazışmalarla, hukuki süreçlerle bunları şu anda kabul etmiş durumdalar. İhale safhasına girmeleri lazım. Anladım. İhale safhasına girmeleri lazım. İnşallah bu kısa sürede hallolur. Çünkü vatandaş hiç bakmıyor. Devlet Su İşleri şunu yaptı. Belediye bunu da haklı. O anda herkes kendi derdine bakıyor. Bu iş zor iş yani. Evet. Eğer onlarla da çözemezseniz başka bir formül yani vatandaş adına ben sizden rica ediyorum. Şimdi ben hakikaten biraz bahsettiniz çöp tesislerinden şundan bundan. Ben sizin billboardlarda Bodrum'un içinde gezerken özellikle gördüm. Çok güzel böyle projeler var. Yeterince duyurulmamış demek ki arada da. Çünkü Bodrum'da yolda sokakta gezmiyoruz. Yazın geziyoruz falan. Ve o çöp arıtma değerlendirme hakikaten çok önemli. Ama ben hemen o çöp arıtmadan siz de bahsettiniz. Bu artan deniz trafiğinde ben de bir denizci olarak katı atık toplama teknelerini görüyorum. Ama her yerde göremiyorum. Tabi diyeceksiniz ki bizde Hakan var 10 bin tane koy hangi birine gönderelim. Ama ben böyle bir evraklara baktığımda galiba sayı da kısıtlı 6 tane falan var. Katı atık toplama teknesi. Evet. O aslında çok güzel bir hizmet ve orada büyük sürpriz oluyor, jest oluyor amatör denizcilere. Çünkü kıyıya bırakmak zorunda kalmıyorlar ya da yanlarında taşıyıp sineklerle birlikte yaşamak istemiyorlar. O konuda neler yapılabilir? Biz denizciler biraz o konuda biraz daha bir şeyler olsun istiyoruz. Evet, geldiğimiz andan itibaren gerçekten bu kadar 1479 kilometre sahil şeridi olan Dantela gibi koylarıyla olağanüstü dünya incisi olan Muğla'da denizden muhakkak surette teknelerden çöp alımı yapmamız lazım. Bunun için 6 tekneyle başladık. Şu anda 7 teknemiz var. Ama 2 tane kıyı tesisimiz var. Kıyı tesislerinden birisi Göcek'te, diğeri ise Akyaka'da. Ama biz 5 sene önce Karacasöğüt tarafında, yani o Gökova Körfezi'nin iki tarafında da olması lazım. Çünkü gidip gelmek, boşaltmak, tekrar çöpe almak olağanüstü zaman kaybı. En sonunda bize Çevre Şehircilik Bakanlığı çöp alım tesisi kurmak üzere 1000 metrekare yani bir dönümlük bir araziyi tahsisini yaptılar. Şu anda imarla ilgili çalışmaları yapılıyor ve önümüzdeki yaz umuyorum ki Karacasöğüt'teki çöp alım yerimiz de kurulduktan sonra tekne adedimizi de arttıracağız ve her iki kıyıdan teknenin durumuna göre o kıyıya veya bu kıyıya boşaltmamızı yapabilecek tesisimizi oluşturmuş olacağız. Yani Gökova aşağı yukarı tamam oluyor. Hisarönü de düzelecek inşallah. Evet. Önümüzdeki yaza kadar planlarımız değişirse tesisi kurmak çok uzun süre almıyor. En kısa sürede tesisimizi kurup teknelere hizmet vermeye daha geniş olarak ve fazla tekneyle yeni tekneleri almak suretiyle
geliştireceğiz. Dolayısıyla sizin de hassasiyetle riayet ettiğiniz gibi denizin kirlenmesini ve teknelerin sintinesini veya çöpünü atmasını hizmet vererek engellemek istiyoruz. Aynı şekilde tabii bir de bizim bu başımızda bir mavi kart belası var. O da tekne atığı. Yani bildiğimiz tuvaletler falan. Zaten yelkenlerde maalesef dünyada dizaynı yok. Musluk suyu ve banyo suları otomatikman denize gidiyor. Sahil güvenlik geliyor mesela, bilmiyor bunu. Ya diyor, niye bu denize gidiyor? Denize mi gidiyorsun? Evet, denize gidiyor. Dünyada öbür yapılmadı daha henüz diyoruz. Büyük teknelerde, motor yatlarda falan oluyor. Yani onun için de sahillerde mesela herkesin yüzdüğü güzel koylarda işte bulaşık yıkamamaya vesaire vesaire dikkat ediyoruz. Ama daha önemlisi katı atık. Sonuçta bir benim teknede bile işte 400-500 litre katı atık deposu var. O da sifonu çektikçe deniz suyunu alarak temizleniyor, biliyorsunuz. Doluyor. Ve var birkaç yerde bununla bu atıkları alan tekneleriniz, görüyorum. Gümbet'te var. Geliyor oraya çarşamba günleri falan. Başka yerlere de geliyor ama bu çok yetersiz kalıyor. Ben bu yılda sahil güvenlikle karşılaştım. İşte her uğradığınız limanda almak zorundasınız. Ama her uğradığınız limanda yok yani katı atık boşaltma yeri. Mavi kartı soruyorlar. Yani iş şekli bu olmuş durumda. Amatör denizcilere eziyet haline gelmiş durumda. Ama bir yandan da görüyorum, büyük tekneler denizin ortasında bir bırakıyorlar, o koylara kadar iniyor ve onların atıkları gerçekten çok rahatsız edici. Şimdi yani o konuda da biraz ilgi ve destek istiyoruz. Ama ben de baktığım kadarıyla belediye limanlarında da bunu size bir bypass yapılıyor. Bir MUÇEV diye bir şey oluşturulmuş. Geçen Selimiye'deydim. İhalesiz mihalesiz birine verilmiş. Eskiden muhtarlıktaydı. Sonra bir ara size geçmişti. Şimdi MUÇEV olmuş. Her yıl gittiğimde çocukların üzerinde başka bir üniforma görüyorum. Ve bypass ediliyor. Oysa bunların bir tek elin kontrolünde olması lazım. Nasıl Bodrum Limanı, işte Gümbet, şurası burası sizdeyse bütün bu Muğla'nın limanlarının iskelelerinde sizde olması lazım ki bunun bir organizasyonu olması lazım. Nedir bu yani MUÇEV meselesi? Sizi de rahatsız ediyor mu? Yani MUÇEV'i tam olarak çözebilen, bütün sorulara rağmen ortaya koyabilen hemen hemen kimse yok. Ne yönden söylüyorum? Kimler ortak? MUÇEV, yani Muğla Çevre Vakfı, ama vakıf değil, şirket. 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 Şimdi iki kuruluşun ortak şirketi. Türkiye Çevre Vakfı diye Ankara'da merkezli bir bürokratların kurmuş olduğu bir vakıf var. Bu vakıfla Muğla'ya Hizmet Vakfı'nın valiliğe bağlı, valinin başkan olduğu bir vakıf ortaklaşa bir şirket kuruyorlar. Evet. Ve bunun adı MUÇEV. Muğla. Ve bu şirket enteresandır. 2014 31 Mart seçimlerinden sonra 4 Nisan'da kuruluyor. Yani biz Büyükşehir'i aldıktan, seçim bittikten 4 gün sonra MUÇEV kuruluyor. Ve bu MUÇEV'in bütün sahilleri kendi uhdesine alarak hepsini kendisi de işletmiyor. Nasıl olduğu belli olmayan şekilde ihaleye veriliyor ve bu ihale sonucunda oradaki işletmeci kendine göre kontrol ediliyor deniyor ama şu anda sahillerin kullanılışında önemli sıkıntılar ve şikayetler var. Bizim söylediğimiz şu, yani Muğla'nın sahillerini niye bir başka vakıf kuruluyor da devlet vakfı ona devrediyorsunuz? Çöpünü burada sen topluyorsunuz, suyunu olmuş. Siz veriyorsunuz, her şeyini siz bakıyorsunuz. Onlar evet. Para toplama kısmında var. Yazın yani. Geliyor, herkesten en ucuz 200-300 lira para almıyor. Halbuki sizin o paraya ihtiyacınız var ki oraya daha iyi hizmet veresiniz. Evet, evet. Yani bu değer Muğlalıların değeri. Belediyeler, ilçe belediyeleri ve büyük şehirler buna sahip olsalar, bize verirse, biz talep ediyoruz, bize verilmiyor, verirse biz hem halkın yararına, halkçı belediye zihniyeti içerisinde cüz'i miktarlarla halkın yararlanmasını sağlayacağız. Oradan elde ettiğimiz küçük ufak ne elde edersek onu yine halkın hizmetine döndüreceğiz.
niye benim sahillerimi Muğla'nın hizmetine sunmuyorsunuz? Bu vakfın yani şirketin ne kazandığı, kazandığı paraları nerede harcadığıyla ilgili de milletvekillerimizin soru önergelerine verilen cevaplarda böyle bu konuda cevap verilemiyor ve bu konuda bilmeme, kapatılma ve doğruyu bize aktarmama gibi bir durum söz konusu. Ben size daha kötü bir şey söyleyeyim. Siz de galiba bir vakıf ya da bir yan şirket kurmuşsunuz belediyeye bağlı. Şimdi herkes bu Muçevi belediyenin milleti soymak için kurduğu şirket zannediyor. Ama ben de ilk başta öyle zannediyordum. Sonra öğrendim ki hayır ya, Muçevi bambaşka bir şey. Sizin de bir şirket kurmuşsunuz. Onunla bir karıştırma olmuş galiba. Değil mi? Hayır. O şöyle, il özel idaresinden kalan bir şirketimiz var. O şirketle karıştırılıyor. Onunla alakası yok. Biz Muçevi Büyükşehir Belediyesi olarak 23 dava açtık. Oo. İki davayı kazandık. Bir davayı kaybettik. Üç dava da konusuz kaldığı için, yani onlar çekildiği için o işten, bahse konu ile ilgili açtığımız davadaki konuyu iptal ettiler ve dolayısıyla çekildikleri için, konusuz kaldığı için düştü. Ama bizim şu anda 17 davamız devam ediyor. 17-20 civarında davamız devam ediyor. Yani biz Muçevi'yle başlangıçtan itibaren mücadelemize devam ediyoruz. Ve hukuki süre, benim elimdeki mücadele şekli bu. Hukuki süreçlere müracaat ediyoruz. Dava eden konular, umuyorum ki haklıyız. Umuyorum ki lehimize sonuçlanacak. Anladım. Bu arada galiba diğer elinizde olan limanları da o il özel idaresiyle birlikte olan şirketle onun çatısı altında toplamaya çalışıyorsunuz bir yan bünye olarak. Doğru mu? Şimdi şöyle, Fethiye, Marmaris, Bodrum, Gümbet, buraları Muğla Büyükşehir'e ait. Marmaris'te limanda önemli bir 15 milyon lira civarında bir yatırımla önemli bir düzenleme yaptık. Altyapısını, elektriğini, suyunu, yangınla ilgili konuları yaptık. Dolayısıyla oranın işletmesini şu anda biz yapıyoruz. Bizim arzu ettiğimiz şey bu limanların işletmesi şirketimiz vasıtasıyla, para gelir gideri olduğu için onun şirket vasıtasıyla yapılması gerekiyor. Bu şirket de MUTTAŞ, yani hem ulaşımla ilgili, yani otobüslerde gördüğümüz markalar, otobüsle ilgili, ama MUTTAŞ hem deniz ulaşımı hem kara ulaşımı ve liman işletmesi MUTTAŞ'a devredildi. Evet. Ve onun vasıtasıyla. Çok mantıklı. Aslında eskiden beri olan bir marka MUTTAŞ. Evet. Özel bir evet. şey değil. Onun için çok mantıklı, gayet güzel. Neyse, ben denizci olunca denizci soruları bitmiyor. Bu videolarda sizin Taner sağ olsun gönderdi bana, basın müşaviriniz. Ya o engelsiz plaj projesi hemen bir anda ilgimi çekti. Videoları da gördüm, etkilendim de. Nedir o engelsiz plaj projesi? Görüntülerini de montajlayacağım bu sohbetimize. Evet Hakan Beyciğim. Teşekkür ederim. Engelsiz plaj, gerçekten ben yıllarca ortopedi mütehassısı olarak çalıştım. Tekerlekli sandalyeye bağımlı hastalarım çok oldu. Onlar sosyal hayata katılmakta güçlük çekiyorlar. Ve dolayısıyla özellikle anneler, babalar da muhakkak ama anneler daha duygusal, bu konuda çok büyük azaplar çekiyordu. Doğru. Ve çocuk normal plaja girmesi mümkün değil. Benim bu kadar geniş sahilim var ve benim engellilerim bu olağanüstü güzellikteki plajlardan faydalanamıyordu. Ve onun üzerine bir çalışma yaptık. Soyunma kabini, rampası ve denizin içine kadar başında o özel araçla, suyun içinde sudan etkilenmeyen özel araçla çocuklarımızı denize girmesini sağlıyoruz. Ben onu normal tekerlekli sandalye sanmıştım videoda görünce. Evet, plajın tam göbeğinden, öyle kenarından falan değil.
ve denize girdiğinde çocuğumuz, yani boynuna kadar suyu altına girdiğinde artık kenardaki diğer vatandaşlardan hiçbir farkı olmuyor ve ruhen bir eşitliği elde etmiş oluyorlar. Psikolojik olarak gerçekten onları dinlemek lazım. Bu hizmete alanları dinlemek lazım. Kaç plajda çok var efendim bu? Kaç plajda var? Kaç plajınızda var? 15 engelli plajımız var. Çeşitli ilçelerde ayrılmış durumda. Bazı ilçelerde 2-3 var plajın durumuna göre, nüfusun durumuna göre. Ama o çocukların yüzündeki gülümseme, o denize girip çıktıktan sonraki mutlulukları her şeye değer. Çok basit gibi görünüyor ama çok büyük bir manevi tatmin bizim için. Evet, evet. Çocuklarımıza çok başka bir hizmetimiz var. Hakan Bey, onu da anlatayım hastalıkla ilgili olduğu için. Lütfen. Beyin felçli hastalarımız var. Serebral palsi diye adlandırdığımız. Ve bu çocuklar gerçekten anneleriyle ilgili önemli. Anne neredeyse 24 saat çocuğuyla ilgilenmek durumunda. Ve hem kendisi hem çocuk psikolojik olarak çok büyük bir sıkıntıya giriyor. O da benim meslek grubum, ortopedist olarak benim geçmişteki hep hasta gruplarımın içinde önemli bir yer tutuyordu. Onlara kısa mola hizmeti yapıyoruz. Şöyle, diyoruz ki anneye, çocuğunu getir bize. Haftada bir gün, iki gün, üç gün. 3-4 saat biz sizin çocuğunuzu uzman ekibimizle orada eğlendireceğiz, sosyalleştireceğiz ve onu orada oyalayacağız. Sen de git, komşuna git, akrabana git, biraz dedikodu yap, rahat. Olmaz, kadın dedikodusuz olmaz, evet doğru. Sen çocuğu bize emanet et. Çok güzel. Yani inanın, başlangıçta çok mütereddittiler. Yani acaba gerçekten, çünkü koruma işgüdüsü çok yüksek. Akılları kalıyor. Benim çocuğuma bakabilirler mi diye. Ama 2-3 girişten sonra bize tamamen çocuğunu emanet ediyor. Ve hem anne hem de çocuk olağanüstü bir ruh sağlığına, huzuruna kavuşuyor. Ve arkasından ikinci mola için adeta bekliyorlar. Böyle bir hizmetimiz de var. Ayrıca bu başka bir ilde yok Hakan Bey. Çok güzel. Peki yalnız bir sorun var, o çözülemiyor. Bu gürültü kirliliği. Biraz da işin içine Müjdar'ın adını da girmesiyle çok popülerleşti. Siz de gülmeye başladınız. Evet. Yani bakıyorum, Bodrum Belediye Başkanı'nı da çok seviyorum, takdir ediyorum Ahmet Bey'i. Sizle de çok uyum içinde çalıştığınızı da görüyorum. O da çok hoşuma gidiyor. Güzel bir takım toplandı. Yani ilçelerde ve şeyde. Fakat sanki yani orada yeterli bir müdahale yok. Sessiz bölge ilan edilmiş, gürültüsüz alan ilan edilmiş. Ama ekonomik sıkıntı olduğu için de şeyi hissediyorum. Sormadım Ahmet Bey'e ama yahu şimdi herkes orada 100 kişi çalışıyor, ekmeğinden olacak. Zaten bu yaz herkes işsiz kaldı, etti, çat diye bir şikayetten ötürü otel mi kapat, yani nasıl diye böyle bir ikilemde kaldığını da hissediyorum. Her taraf zaten yasak. Kapalı barlar, özellikle her taraf kapalı. Millet plajlara kaydı, görüyorum. Ama bakınca da çok da gürültülü bir yer. Mesela ben şimdi Gümbet Marina'da kalıyorum. Ama biliyorum önceki yıllarda ben hayatta Gümbet'e uğramazdım. Şehrin göbeğinden bir kocaman gürültü. Şimdi bu ne bileyim, bu yıl barlar kapalı tutuldu da biraz daha rahatladı oralar ama daha bir de böyle işte Müjdar'ın da şikayeti var. Bu gürültü kirliliği çok önemli. Bazen duyuyorum Gümbet'i başka bir yere taşıyacaklar için ama nereden taşıyacaksın? Her taraf çok karışmış. Bu eminim başka ilçelerde de vardır. Çeşme'de de vardır. Tahmin ediyorum. Sizin diğer ilçelerinizde de vardır. Sakin şehir denilen yerlerde bile olduğunu görüyorum. Bu konuda ne yapılabilir? Bir Müjdar bu işte haklı gibi geliyor bana biraz. Evet, Müjde Hanım muhakkak kendi açısından haklı ama şu anda Muğla'da ve Türkiye'de bu tür tesisler, yani yüksek volümde ses yayını yapan tesislerin ruhsatları var. Ama
sesi kesecek bir takım elemanlarla, apereylerle sesin dışarıya yayılmasını engellemeleri lazım. Ama ben size daha geriye çekilerek bu konuda esasen yapılması gereken olayın eğlence alanlarının plan çalışması içerisinde başka bir yerde olması, meskun sahanın içinde eğlence mekanlarının olmaması, varsa da %100'e yakın ses izolasyonunun yapılarak yapılması gerekli. Bununla ilgili geçmişten gelen çok önemli ve yıllardır orada müzik yayını yapan kurumlar, kuruluşlar, oteller var. Bu konudaki Ahmet Başkanım o tesise benim bildiğim kadarıyla en az 5 veya 6 ceza kesti. Gerekli önlemler alındı. Daha sonra açılmış belli rezervasyonları olan bir yer. O mevsim de zaten bitmek üzere. Ama ses gürültü kirliliğiyle ilgili 5 ilçemiz kendisi gürültü kirliliği ölçme ve denetleme yetkisini almış durumdalar. Diğer kalan ilçelerde biz büyükşehir olarak biz yetkiliyiz ve bu ölçümleri yapıyoruz. Gerekli olan mesela ben Akyaka ilçesi ben de sıklıkla orada ölçüm yaparak gerekli olan işlemleri yapıyorum. Ama burada esas olan konu meskun sahanın içinde bir ticari alan ve o ticari alana müzik ve eğlence ruhsatı alabilmiş mevzuat onun alınmasına müsaade ediyor. Halbuki öyle olmamalı. Kentlerde eğlence alanlarının muhakkak surette planda belli alanda gösterilmeli ve herkes orada eğlence alanına gidebilmeli. Tesisler de orada olmalı. Eğer şehrin içinde, meskun sahanın içinde müzik yayını yapılacaksa kesin ve mutlak şekilde ses izolasyonlarının yapılması gerekli. Eskiden Halikarnas vardı biliyorsunuz. Tabii bütün Bodruminler de dım tıslak. Yani Bodrum'da Halikarnas'ta müzik oluyor ama bütün Bodrum dinliyordu. Doğru. Değil mi? Doğru. Yani daha sonra o gitti. Şu anda Ahmet Başkan'ın diğer yerlerde bahse konu şikayet edilen tesis var. Onunla ilgili de işlemlerini yapıyor, kendileriyle konuşuyor. Ama başka yerdeki gürültü kirlilikleriyle de bizzat ve ciddiyetle uğraşıyor ve gerekli olan tedbirleri alıyor. Ben bu ciddiyetle iki sezon içinde Bodrum'da gürültü kirliliği yapan tesislerin ya mekanı başka yere taşıması veyahut da gürültünün sesin dışarıya yansımasını önleyici tedbirleri alabileceklerini düşünüyorum. İnşallah olmazsa da müdahale edin zaten. En azından Müjde Hanım'ın şikayetinin bence ortadan kalkması lazım. Yoksa Muğla'nın başına bela olur. Bir de biliyorsunuz orada Ercan abi var, Ercan Karakaş. O da siyasi. Beraber konuştuk konuyu. Konuştunuz mu? Ercan abiyi de... Bana da ulaştı. Bana da ulaştı. Bana da ulaştı. Sürekli bilgilendiriyor herkesi. Benim evzatlarına göre şemayla göre oluyor bu iş. Yani hemen arzu edildiği gibi gideyim, kapatayım, cezayı da keseyim, iptal edeyim demek mevzuat itibariyle kolay olmuyor. Öyle bir durum yok. Ama Ahmet Başkanımın çok ciddiyetle konunun üzerinde olduğunu biliyorum. Ve beraberce beni de eksik olmasın bilgilendiriyor. Ya bu iki sezon içinde bu iş biter diyor ama Müjde Hanım'ınki bir dahaki sezona kalmasın. Düşünmek bile istemiyorum. Müjde Hanım'ın başımızın üstünde yeri var. Kesinlikle ama, öyle olmalı. Doğru, haklı. Fakat mevzuat öyle çok radikal tedbir almayı bize müsaade etmiyor. Peki, inşallah. Artık seneye kurtaralım da en azından Müjde Hanım'ı sonra da bütün Bodrum'u tamam. Evet. Peki, evet. Benim bir şey gözlemim var. Bu Amerika'sından Türkiye'sine kadar
baktığımızda sahil şeritleri daha demokratlara oy veriyor. Türkiye'de CHP'ye, Amerika'da demokratlara. İç ve kırsal kesime, kapalı alanlara, soğuk, denizden uzak yerlere geçtikçe de insanlar bizim Yozgatlı Amerika'nın Texas'ı gibi muhafazakarlaşıyor. Ve ben hep şunu hayal ettim. Kıyı belediyelerimiz neden Yozgat'tan, Erzurum'dan, yani muhafazakarlığın aşırı yoğun olduğu, siyasal İslamcılığa kadar vardığı yerlere den insanları, gençleri gelip denizle tanıştırmaz? Çünkü denizin liberalleştirici olduğunu düşünüyorum. Bir yanın atılan nutuktan daha fazla. Mesela ben etrafımda türbanlı, hatta çarşaflı kadınlar görünce hoşuma gidiyor. Denize giriyor diyorum. Bunların bir iki nesil sonra daha liberalleşecek bunların çocukları, o kara çarşaftan da kurtulacak. Çünkü denizle tanıştılar diyorum. Ve çok hoşuma gidiyor. Sohbet ediyorum, yardımcı oluyorum. Çünkü onların da çok az bir kesimi, aşırı muhafazakarların denize geliyor. Ve o denizin liberalleştirmekte, özgürleşmekte, kafa yapısının değişmesi çok önemli görüyorum. Zaten seçim sonuçları her şeyi anlatıyor. Peki neden koskoca Osman Gür'ün bütün ilçe belediye başkanlarına talimat verip arkadaşlar otellerle konuşacaksınız, şuralarla konuşacaksınız, biz de bunu buralara insanları taşıyacağız. Niye bir böyle bir proje düşünülmüyor? Aslında neden CHP düşünmüyor, bu sorunun yanıtı da benim karşımda siz olduğunuz için size soruyorum. Doğru bir şey değil mi? Olmaz mı? Bu yapılıyor mu? Ben de bilmiyorum. Çok çok haklısınız. Bakın İçmeler'den bize il özel idaresinden devredilen bir eğitim kampı var. Bununla ilgili bizim dava açılarak sözleşmenin iptal edildiği bize bildirildi. Biz de dava açtık ve 4 sene bu dava sürdü. Davayı kapandık. Şu anda projeyi verdik. Proje yaz kampı. Yaz kampında şu anda denizi görmemiş kırsalda yaşayan çocuklarımız var. Denizi görmemiş. Onlarla ilgili bütün muhtarlıklarla temas ederek birer ikişer ve oradaki eğitimci arkadaşların bize önerdiği şekilde 10 gün, 15 gün, 20 gün o ne olursa eğitimcilerin bileceği iş. Biz orada kıyıda Seydi Kemer'den bir çocuğumuzu Menteşe oraya getirip orada yaz eğitim kampları, yüzme, yelken gibi sporlarla ilgilenebilecek bir kampla ilgili projemiz hazır. Projemiz bakanlıkta onaylandığı takdirde hemen çok büyük yatırıma gerek olmadan hemen imalata geçeceğiz. Ve dolayısıyla orada biraz önce sizin söylediğiniz çocuklarımızı, kırsaldaki özellikle çocuklarımızı denizle buluşturacağız. Ama en önemlisi birbirleriyle buluşturacağız. Ve çok farklı düşüncede olan çocuklar... Tabii, kutuplaşmaya orada, karşı falan, birbirlerini tabii, tanısınlar. Tanıyarak kutuplaşma... Türkiye'nin ilkelerini, Atatürk'ü, kitap okumayı ve... Eğitimle ilgili, kültürle ilgili yaşadıkları toprakların ne olduğunu, bu toprakların üstünde Likya ve Karya medeniyetlerinden bugüne kadar çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yaptığını, bu toprakların Yunan medeniyeti olmadığını, bu topraklarda Anadolu medeniyetinin eserlerinin bulunduğunu, bu eserlerin bunlar olduğunu, Hipokrat'ın, Herodot'un, Can Yücel'in, balıkçının bu kentin hemşerisi olduğunu onlara orada onları anlatacağız. Ve onlar köylerine gittiklerinde yeni dostluklar, yeni hemşerilik duyguları ve yaşadığı toplumun, toprakların ne olduğunu öğrenecekler. Ayrıca yine Marmaris'te Asparan dediğimiz bölgede bu sene çadır kampı kuracaktık. Aynen. Basit, hiç gerek yok vallahi ya. Evet. Çadır kampı kuracaktık fakat COVID pandemiye takıldı. Bizim başka etkinliklerimiz de dahil olmak üzere hepsini öteleme durumu oldu. İnşallah en azından diğer onayın ne zaman geleceğini tam olarak bilemediğim için
çadır kamplarını, kampını ve kamplarını gelecek yıldan itibaren hep beraber göreceğiz, birlikte de ziyaret ederiz. İnşallah yüzlercesi olsun. Ben de inşallah bu konuda sizi zorladım ve bir hayra vesile olurum. Hakikaten görüyorum, üzülüyorum. Çünkü mesela Boğaz'da hep ucuz, içkisiz yerler yaparak bir şey yaptılar. Bakıyorum yine İstanbul, eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi hep mesela kapalı havuzlar açtı. Kız erkek ayrı tesettür. Yani ideolojiye uygun olarak hizmet veriliyor. Halbuki burası laik Atatürk Cumhuriyeti ve bizlerin de ona uygun olarak projeler geliştirmemiz lazım. Aynı şekilde. Ben mesela gene laf arası söyleyeyim. Siz mesela çok güzel kıyıda tesisleri var Bodrum Belediyesi'nin ve Muğla'nın değişik yerlerde. Beltur mu ne? Onların adı bilmiyorum. İstanbul'da Beltur'du. Burada şey. Çok güzel. Orada fiyatlar yüksekti. Ucuzlattılar. Görüyorum insanın çok tercih ettiğini. Önde insanlar plajda bedava denize giriyor. Barlar Caddesi'nde falan. Bitez'de var o kafe. Gümbet'te var. Ve çok akıllıca bir şey yapıldı. Orada şeye inat. Yani bazı yasaklara ve yüksek fiyatlara inat. Mesela biliyoruz işte biraya miraya aşırı ÖTV uygulanıyor. %70'i, 80'i şey. En azından bunlara inat. Çünkü bira içen vatandaşımız da var. Herkes için demiyoruz. İçki de çok güzel bir şey de demiyoruz. Ama bir iki kadehte bazen iyi olabiliyor. Ben içiyorum mesela. Yani bunlarla böyle daha biraz hayatı liberalleşip kolaylaştırmak lazım. Çünkü bunların arkasında hep bir mantık görüyorum ben bu yüksek ÖTV bazı şeylere. Şunlara bir mantık görüyorum. Siz ne görüyorsunuz bilmiyorum. Sonuçta siz belediye başkanı konumunuzla karşımda olduğunuz için sonra fazla da şey yapmayayım. O zaman vaktinizi de çok almadan birkaç şeyi kısa kısa sormak istiyorum. Tohum desteği, yerel tohum, tarım laboratuvarı ve tarlanıza geliyoruz projeleri. Bunlar ne? Muğla'yı beslemek için mi? Türkiye'yi beslemek için mi? Bir de nedir bu tarlanıza geliyoruz? Bir de bu tohumları biz alabiliyor muyuz? Ben de alıp teknemde, evimde, barkımda bunlardan bir şeyler yapabilir miyim? Çünkü biz hep biliyoruz bir tohum tartışması var. İşte hep İsrail tohumu vardır. Yanlış tohum verilir. Seneye o tohumdan bir şey çıkaramazsın. Hep yani bir tohum tekeli vardır dünyada. Bu teknoloji vardır gibi. Böyle kesinlikle duyduğum şeyler var. Uzmanı değilim. Bunlara karşı olarak bir şey mi düşündünüz? Yoksa zaten Muğla bölgesi Fethiye'ye kadar seralarıyla meralarıyla bir ambar olduğu için mi bunu düşündünüz? Şöyle, bu dünyanın sorunu ve Türkiye'nin özellikle hibrit tohumla ilgili yaşanmakta olan olaylar ve tohum ithal ediyor olmamız bizim ayıp, içimizi karartıyor. Ayıp bir şey bizim için, evet, üzücü. Evet, şu anda da öyle. Ama şu Covid bize hatırlattı ki tarımda mutlak surette en az kendi vatandaşını doyuracak üretimi yapmak mecburiyetinde ülkeler eğer ayakta kalmak istiyorlarsa. Ama biz bunu, bu tohumların biliyorsunuz yerli tohumun satış yapılamıyor. Yani birisi üretip yerli tohumu satamıyor. Öyle onu mi? Onu yasakladılar. Aa. Evet. Evet. Biz de onun için tohum takasla Muğla Belediyesi'ndeyken, Muğla Belediye Başkanlığı döneminde Türkiye'nin çeşitli yerlerinde de oldu. Tohum takas şenlikleri yapıyorduk. Alım satım değil. Parayla almıyoruz. Tamam. Ben size kavun çekirdeği veriyorum. Sizden erik çekirdeği yapıyorum. Taş devri metodu. Taş devri metodu. Şimdi Muğla zannedildiği gibi sorumsa yarışmalarda Muğla en büyük sektörü nedir diye turizmdir. Halbuki turizmden daha fazla, hele şimdi bu turizmden elde edilen gelirin bu kadar düşmesinden sonra turizmden daha fazla kırsalda topraktan hem meyve sebze hem de hayvancılıktan kazanıyor. Bu kadar olumsuz şartlara rağmen. Biz de büyükşehir olduktan sonra ilk defa 2015'te üniversiteye o zamanki parayla 550 bin lira, şu anda neye geldiğini artık siz değerlendirin, 2015'te bir laboratuvar kurdum. Üniversiteye de buradan teşekkür etmek istiyorum. İşbirliği içerisinde oradaki hocalarımızla toprak, yaprak ve su tahlili yapıyor. Ve biz şimdi 2015'ten beri çeşitli yerlerden bir sistematiğe göre toprak tahlilleri yapıyoruz ve toprak haritasını çıkarıyoruz Muğla'nın.
Burada amaç ne? Toprağının tahlilini yapıyoruz. Talep edene biz de gidiyoruz yaptırmak ister misin diye. Rapor şunu veriyor. Senin toprağında şu, şu, şu mineraller eksik. Sen bunu gidermek için eksikliği şu gübreden, çünkü şu ya gübre kullanması çok yanlış yapılıyor. Şu gübreden dönüm başına şu kadar gübre kullanman lazım. Ve bunları tamamladıktan sonra senin bu topraklarında dönüm başına en fazla geliri elde edeceğin ürünler şudur, şudur, şudur. Örneğin cevizdir, atıyorum. İncirdir, kestanedir. Bunları veriyor rapor. Eğer üretici, köylü, evet ben bunun üçünden birisini yapmak istiyorum derse, onun fidanlarını biz belediye olarak bedava veriyoruz ve teknik elemanlarımızla o fidanların yetişinceye kadar, ürün verinceye kadar kontrolünü yapıyoruz. Yani bu yerel tohum, ürettiğiniz yerel tohumları veriyorsunuz, bizzat tarlanıza geliyoruz diyerek alo bilmem ne hattı gibi giderek bu tür ölçümleri evet, yapıyorsunuz. Evet, evet. Peki vatandaşlar da karşılığını buluyordur inşallah. Kesinlikle. Bakın sakız ağacı deneme nedir? Bahçesi yaptık. O nedir? Nereden onun çıktı? Onun kilosu 2000 lira. Evet. Sakızın kilosu 2000 lira. Trüf mantarı deneme bahçesi yaptık. Trüf mantarının Trüf mantarı. Gerçekten kadim tohum olduğunu tespit ettiklerimizi -193 derecede şu anda bankaya koyduk. 871 özgün tohum tespit ettik. Şu anda bizim stoğumuzda 871 tohum var. Bu tohumları üretiyoruz deneme bahçelerimizde ve sezon başında talep edenlere birer kese veriyoruz. Ücretsiz, ücret yok. Ve inanın bizim dışımızdaki 80 ilden talep geldi ve biz Muğla'daki tohum bankamızdan 80 ile birer kese, altın kesesi gibi tohumlarımızı gönderdik. Orada da üretimler yapılıyor. Yerel tohum gerçekten ülkenin geleceği açısından çok ama çok önemli. Gerçekten önemli. Hakikaten doğru. Yerel tohum adını veriyoruz. Evet evet. Ve toprağını satma, ürününü sat diyoruz. Kırsalda üretelim, kırsalda üretelim, kıyıda tüketelim diyoruz. Bizim için çok simbiyotik bir yaşam bu. Kırsalda hem hayvancılık hem de her türlü sebze, meyve yetişme imkanı var. Kıyıda da her şey dahille olağanüstü bir tüketim var. Ama aynı zamanda hayvancılığı geliştirmek adına da bizim %68'imiz orman, en uygun büyük başta yapılıyor ama en uygun küçük baş ve biz iki dişi bir erkek keçi dağıtıyoruz. Şimdi yavruladılar. Benim torunlarım oldu. Onları gidip arada seviyorum. Efendim benim şimdi iki tane şey hoşuma gitti. Onları da sorayım. Sonra artık son sorulara geleceğim. Bu lavanta tarlaları nedir bu? İstanbul'un lalesi meşhur. Sizin lavantanız mı meşhur? Muğla'nın sizin değil artık bizim oldu. Evet. Bir de yeşil üzüm. Yeşil üzüm ve şarap projesi. Hakikaten ben baktığımda Yunan adalarına tekneyle gittiğimde görüyorum. O Santorini özellikle bazı bölgelerde. Çok böyle basık üzümler var. Yere yakın ve o volkanik kumdalar ve onlardan çok iyi şaraplar çıkıyor. Aslında bizim iklimimizde ve volkanik sahillerimizde bazı yerlerde onlara benziyor. Fakat bizde o kadar güzel sanki şarap olmuyor gibi mi diyeyim, son zamanlarda oluyor gibi. Hani ben de pek çok şarap eksperti ve çok içen biri değilim ama iyi şarabı da bir yudum arada içmek iyi oluyor. Nedir bu? Yeşil Üzüm Şarap Projesi. Bakın Muğla ve geçmişine baktığımız zaman gerçekten mesela benim Muğla merkezde yaylada şarpana dediğimiz, yani şarpana şarap şeyine bakın, üzümleri bir havuzun içine koyup onu ezip suyunu çıkarırız.
Ondan şarap yapılır. Ondan pekmez yapılır. Sirke. Pekmez sucukları yapılır. Yani üzüm pekmez sucukları ve üzüm mamulleri artı şarap Muğla'nın Anadolu'nun çoğu yerinde olduğu gibi Muğla'nın geçmişinde özgün bir yeri var. Ama bunu günümüzde en iyi götüren yeşil üzümlü, Fethiye yeşil üzümlü. Hmm. Burada şarap üretiliyor, ev şarabı üretiliyor. Fakat belli miktarın üstüne geçtiği zaman bu şarap ticari yöne geçiyor. Bunu satmak yasak ve satanlara da el konuluyor bütün malzemesine ve ceza kesiliyor. Doğru. Şimdi hal böyle olunca, baskınlara da fazla olunca, dedik ki orada geçmişte kurulmuş bir, dondurulmuş bir kooperatif var. Gelin sizinle marka olan bir şarap üretelim. Fethiye Belediye Başkanımız binasını yapacak. Ben içinin tüm donanımını, yani fermantasyon hazinelerini ve diğer donanımını yapmak suretiyle kooperatife bunu tahsis edeceğiz. Çok güzel. Ve orada üretilen yerli üzümden, yerli marka. Zaten Şabinyon ve diğerlerine baktığınızda hepsi Anadolu menşeilidir. Anadolu'dan gitmiş ve Avrupa'da Şabinyon büyük markalar olmuşlardır. Ama kökü Anadolu'dur. Ben yerli üzümlerin üretilebilmesi için, bağın üretilebilmesi için deneme bağı kurduk. Ve bu bağda anaçları diktik. Şimdi tespit ettiğimiz gerçekten yerli olan, Muğla'ya ait olan 8-10 tane çeşidi toparladık. Önümüzdeki yıl onları aşılayacağız. Ve dolayısıyla tamamen Muğla coğrafyasının adapte olmuş buranın üzümlerinden hem üzüm ve diğer mamuller ama marka örneğin yeşil üzümlü şarapları. Güzel. Veya karya şarapları. Veya Likya şarapları gibi markayla üreticilerimizin önce yeşil üzümü de sonra Muğla'nın üzüm yetişen ki çoğu yerde yetişir yerlerinde bunu tetikleyip büyük bir kooperatif ve kooperatifler ve kooperatifler birliğiyle bir marka yaratmaya katma değeri yüksek bir ürün üretmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Peki bir şey soracağım. Şu meşhur ulaşımda çok şey yaptığınızı ben görüyorum. Muğla'da da Bodrum'da da otogar. Bodrum'un içinde bir güzel bir yer vardı. Aslında hoşumuza da gidiyordu. Otobüs orada iniyor ya da işte havaş orada iniyor ya da bütün dolmuşlar oradan kalkıyor. Yürüyerek şehrin içine dahil oluyorsun. İyi hoştu tabii de herhalde bir tıkanıklığa da yol açtı. Ama orası da ben biraz böyle de hani kalsa istiyorum. En azından uçaktan gelişte, havaçta ya da ne bileyim şehir içi dolmuşlarda kalsa da otogarda biz bu İstanbul'da Ankara'da yaşamaktan bu otogar işlerinden bıktık da efendim. Onun için otogardan kurtulmak için buralara kaçtık. Fakat burada da bizi bir otogar buldu ama gereğinde olduğunu görüyorum. Evet. Ne zaman peki bu otogar hizmete girecek ve eski otogar ne olacak? İnşallah oraya gökdelen dikmezsiniz bazılarının yaptığı gibi. Evet. Kesinlikle öyle bir şey olmayacak. Onun sözünü rahatlıkla verebiliriz. Şimdi otogarlar şehir içi trafiğinde önemli bir yük getiriyor. Zaten Bodrum kendisi şu andaki otogar dışındaki trafiğin dışında olağanüstü bir yüke sahip. Onun için Menteşe'de şehirler arası yolun kenarına yeni bir otogar yaptık. Diğer kentlerde de yaptık. Ve Bodrum'a yaptık. Bodrum'da önemli bir yatırım yaptık. Bütün gelen otobüsler orada yolcusunu indirecek ama özel halk araçları ve belediye otobüsleri, araçları onları gitmek istedikleri yere götürecekler. Yani hepsi merkeze girmeden Turgut Reis'e, Torba'ya, Yalıkavak'a ve diğer yerlere dağılacak. Dolayısıyla şehrin içinde yaratmış oldukları büyük trafik olayı ortadan kalkacak. Ama garajda gerçekten Bodrum'a yaraşır, bütün uluslararası açık olan bir alanda
olması gereken şekilde bir garajı oluşturduk. Yani bunu çok rahatlıkla ve keyifle söyleyebilirim. Projesini oluşturdunuz. Şu anda evet. Ve her iki garaj, Menteşe'deki ve o işlemeye başladı. Bodrum'daki garajımızın da çatısı, ikisinin de çatısından elektrik enerjisi üretiyoruz. O çatıyı elektrik enerjisi üreterek o tesisin elektrik giderlerini oradan karşılamaya veya çoğunu oradan karşılamaya çalışıyoruz. Şu anda ne zaman açılacak? Hemen hemen bitti. Açılacak olan şeyle ilgili. Tabii bu Covid meselesi bizi hep ötelettiriyor. Şimdi içeriye girilmeye başlandı. Birimlerimiz oraya yerleşiyor. Yaz sonundaki Ağustos, Eylül sonu normalde. Biz o zaman bütün aşağıdaki kısımları buraya taşıyacağız. Kalan yeri ondan sonra yaza kadar işleyecek ve yerine oturacak. Her şeysi bitti çünkü şu anda garajın. Ama kalan yer hiçbir şekilde rant adına o arsa kullanılmayacak. Yani eski garajları mı söylüyorsunuz? Evet, şu andaki garaj eski. Fiili, peki orada dolmuşlar garajda, duracak mı o sizin dolmuşlar? Bodrum mesela? Belediyemizin de yeri var orada. Onunla birlikte onun yerini de içine alan bir proje yapıyoruz. Ama şu anda garajın yerini kesinlikle rekreatif alan olarak, peyzajı yapılarak sizlerin gelip orada kayıktan böyle nefes alıp da çıktığı zaman karaya gelip orada oturmanızı ve orada demli çayınızı içmenizi sağlamaya çalışacağız. Boşalttıktan sonra da oranın projesini hep birlikte onaylayıp en kısa sürede onu Bodrumlu'nun ve Bodrumluların misafirlerimizin hizmetine sunacağız. Ama efendim o havalimanından gelen muttaşlar, havaşlar gelsin oraya. Hayır, diğer yerden zaten Menteşe Bodrum'un merkezine gelmek durumunda. Ben dolmuşlardan bahsetmiyorum. Otobüslerden bahsediyorum. Tamam. Bizim işimiz otobüsleri dışarıya almak. Tamam. Ama otobüslerden inenler merkeze gelmek isteyenler merkeze gelecek. Örneğin, muttaş gelecek. Muttaş direkt gelecek mesela havaalanından değil mi oraya? Yalıkavak'tan merkeze gelenler yine gelecek. Ha, tamam, yani tamam. Oraya göndermeyeceğiz. O şehir içi ulaşımı. Ben şehirler arası ulaşımı tamamen dışarıya alıyorum. Eyvallah. Vallahi sağ olun. Şimdi efendim ben o zaman son kez sorayım. Bir saati geçtik galiba. Neyse. Bu Muğla özgürlükler şehri. Herkes, ben birilerine rastlıyorum hep sağda solda. Hakan Bey biz Ankara'danız, Hakan Bey biz buradayız. Artık oralarda yaşanmıyor. Kaçtık geldik, buranın insanı güzel. İşte burada daha demokratik bir çevre var. Sağımıza solumuza baktığımızda kendimizi daha rahat hissediyoruz. Hakikaten böyle bir ideolojik göç de var bu taraflara. İnsanların, böyle Atatürkçü insanların. Yani seviyorduk Ankara'yı, orayı burayı seviyorduk ama artık bizim yerimiz burası. Anlaşıldı bu durum diye. Niye peki Muğla'yı niye? Siz de özgürlükler şehri diye anıyorsunuz. Niye anıyorsunuz? Hakan Bey, ben bana sorduklarında Muğla'nın en önemli değerleri nedir dediklerinde, kıyılarımız var, %68 ormanımız var, madenimiz var, mermerimiz var, balık üretiliyor diyorum ama en önemli değerim ve en önemli, en kıymetli varlığım Muğlalılar. Muğlalı hemşeriler. Çünkü onlar geçmişten gelen büyük bir kültürün süzülmüş hali. Muğlalı'da bir hoşgörü kültürü var. Mevlevilik bir bakıma etkili olmuştur bu hoşgörü kültüründe. Karşı tarafın inancına, karşı tarafın yaşamına saygı var. Geçmişte 2023 mübadelesinden önce örneğin Menteşe merkezde, Fethiye'de de öyle, Kayaköy gibi 1/3 biri Rum ve çok iyi bir şekilde geçiniyor. Efendim 2023 dediniz, onu düzeltelim. 1913 mü? 1923. Evet evet. Oluyor. Siz 2023'e kafayı taktık çünkü Cumhuriyet'i çaldırmayacağız da ondan. Biliyorum Kayaköy'ü, Yunus Nadi'nin de doğduğu yer. Evet. Çok da güzel bir yerdir.
bizim Cumhuriyeti, Cumhuriyet Gazetesi'nin kuruluşunun tüm ekibi Fethiye'dedir. Çocuklarını okutan, deniz kıyısı olması nedeniyle dışarıyla başka ülkelerle de teması çok olan, farklı kültürleri gören, onlarla birlikte yaşamayı ve onların adet, örf ve inanışlarına saygı duymayı kültürel olarak içselleştirmiş bir halka sahip. Doğru. İlhan Selçuklar da Milas'tı değil mi? Turan Selçuk da Milas'tı. Özür dilerim değil mi? Milaslıydı onlar da. Turan Selçuk Milas'tı. Ve Milas'ta İlhan şey Selçuk'ta, abisi, kardeşim. Can Yücel Datça'nın hemşerisi oldu sizin gibi. Evet, biz değil de kaçtık ya. Ben de eski olsun. Ben de eski Cumhuriyet çalışanıyım. Gazeteciliğe Cumhuriyet'te başladım. Biz de Muğla'ya geldik. Beyzen Tevfik Bodrumlu. Yani bir Muğla'nın geçmişine baktığınızda bu kültürel alışveriş, farklı kültürlerin burada bir arada yaşama terbiyesi ve kültürü insanları daha açık bir zihinle hoşgörüyle bakıyor. Ben seviyorum buranın insanını, çok seviyorum. Özgürlükler kendi, istediği gibi giyiniyor, kuşanıyor, işte yan yana kol kola iki genç biraz samimi olarak gezebiliyor. Yeme içmeyle ilgili herhangi bir kısıtlama, vay onlar ne yapıyor demiyor. Aynen, İçmiyorsa aynen. İçmiyor. Bizim caminin yanında meyhanemiz var. Geldiğiniz zaman belki gördünüz, belki görürsünüz. Bu konuda ne ibadet eden ne de içki sofrasında içkisini içen hiçbir şekilde diğer ibadet edene veyahut da ibadet eden ona hakaret etmiyor, karşı durmuyor ama karşılıklı saygı içinde duruyor. Dolayısıyla bütün bunlar insanları özgür yapıyor. Gençlerimiz, çocuklarımız, 40 bin öğrenci var. Gece saat 3'te Menteşe merkezde tek başına bir kız çocuğumuz bir arkadaşından çıkıp kendi evine veya başka bir yere gidebilir. Kimse yolda ona herhangi bir müdahalede bulunmaz. Yani bunlar bütün geçmişten gelen bütün kültürler denizin kıyısında olmakla o kültür alışverişinden elde ettikleri avantajlar, Mevlevi kültürünün Muğla'da oluşu, geçmişte Rumlarla birlikte kardeşçe yaşamış olan bir toplum olarak, yani Ramazan'da Rum komşusu iftarınızı bununla açın diye evde yaptığı yemeği komşusuna götürüyor ve onlar da sofraya koyarak Allah kabul etsin diyerek orucunu onların yemeğiyle açıyor. Bu gayet normal bize geliyor. Ama bazı yerlerde bunun normal olması mümkün değil. Ve onların da dini bayramlarda Müslüman halk Rumlara onun dini bayramlarını kutluyor. Gavur halkası dediğimiz mesela Rumların yaptığı bir halka vardır. O zaman o halka hepimizin yeme mutfak kültüründe vardır. Yani böyle bir geçmişten gelen çok fazla kültürün gelip gittiği, denizden Akdeniz'e uzanıyor, tam köşedeyiz. Uzanan bu yerde deniz vasıtasıyla Rodos'la ve diğer bütün Akdeniz ülkeleriyle teması var. Ve bu insanlar bu hoşgörü kültürüyle büyümüş. Ben de diyorum ki 21 yıldır Muğla'ya hoşgörü güler yüzle hizmet diyor. Sevgi, hoşgörü ve güler yüzle hizmet. Ben bunu derken Muğlalı olarak Muğla'dan aldığım kültürle bunu söylüyorum. Gerçekten de bunu hayata geçirmeye çalışıyorum. Zaten bir İzmir'imiz bir de Muğla'mız var. Ben eskiden Muğla'ya ikinci İzmir'imiz diyordum. O şimdi İzmir'i de solladı inşallah. Daha da sollayacak ve İzmir ve Muğla'daki hava bütün Türkiye'ye yayılacak inşallah. Sizlerin de inşallah güzel icraatları kesinlikle sayesinde. Yapıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şey varsa onu alayım Osman Bey. Evet. Muğla gerçekten sadece Muğlalıların değil. Yani Muğla hepimiz el koyduk. Muğla'yı seven herkesin Muğla'sı.
Kesinlikle. Evet. Yani biz paylaşmaktan gerçekten keyif alıyoruz ve sizler gibi çok değerli birikimi olan, çok değerli her konuda değerli birikimleri olan insanlarımız var. Onları da burada misafir etmek, onları Muğla hemşerisi olarak görmek bizi çok mutlu ediyor. Yalnız bu geldiğimiz coğrafyayı, yani böyle hani basarken, yürürken, işte binalar yaparken biraz daha itinayla, biraz daha dikkatle ve geleceğe Muğla'yı hep beraber bozulmadan ve gelecekte de Muğla'nın daha da gelişerek ama doğru gelişerek tahrip etmeden Muğla'ya sahip çıkalım diyorum. Benim derdim o. Muğla'ya gelinebilir. Buranın tercih edilmesi Muğlalıları çok keyif veriyor. Çok mutlu oluyoruz. Zaten misafirperverdik. Ama misafirimiz, ben böyle mekanlarda oturuyorum. Ben bunları yiyorum, içiyorum. Ben toprağı böyle işliyor, hayvanımı böyle besliyorum. Ben bu müziği dinliyorum. Gelin soframıza, bize misafir olun. Ama benim kültürüme müdahale ederek başka kültürleri bana empoze etmeyin. Bunu koruyalım. Bu çok önemli. Yani başka kültürün sizde yarattığı başka avantajlar olabilir veya alışkanlıklarınız olabilir. Ama bizim tek ricamız, gelin kapımız sonuna kadar açık ama bizim evimizle, bizim yememizle, içmemizle, oturup kalkmamızla ilgili fazla müdahaleci ve onu dejenere edecek bir takım hareketlerden kaçınalım.